Evet sayın seyirciler, yaklaşan genel seçimlerde yine çok değerli bir konuğum var. Kendisiyle kısa bir söyleşi yapacağız. Kendisi aday adaylığını açıkladı. Biz bir konuşalım. İstersen şöyle yapalım başkanım. Ekranları başında izleyicilerimiz Mehmet Kocatepe'yi İlk defa izleyenler, ilk defa sizin ağzından kim olduğunuzu anlamak, dinlemek isteyenler olabilir. İstersen Mehmet Kocatepe'yi kısa bir tanıyalım ve hemen soruma geçeceğim başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Kocatepe, Artvin Yusufeli Barhal köyü doğumlu. İlk orta tahsilini İstanbul ve Artvin'de yapmış. Lise, üniversiteyi Bursa'da bitirmiş. Yüksek lisansı da Bursa'da dersek. Doktora da inşallah şu anda yayınlanmak üzere bir tezimiz var. Onu bekliyorum. Yakın Doğu Üniversitesi'nde eğitimini bitirmiş. 4 yıl öğretmenlik, daha sonra 8 yıl mecliste çalıştıktan sonra milletvekili danışmanı olarak Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde önce personel daire başkanlığı, daha sonra genel müdür yardımcılığı, bir müddet genel müdürlüğe vekalet derken 2014-2019 yılları arası Artvin Belediye Başkanlığı, dönüşte de 2019'un 9. 10. aylarından bugüne kadar da Adalet Bakanlığı'nda Adalet Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü olarak görev yapmış. Bir hemşehriniz, bir kardeşiniz, evli, bir çocuk, 3 çocuk, babası, Arapça ve İngilizce bilen, sporla uğraşmış, 12 sene lisanslı güreşçilik yapmış, her Yusufeli gibi bir kardeşiniz. Ben şunu söylüyorum. Adaylığınızı açıklarken ne düşündünüz? Ya şöyle söyleyeyim, bizler bu toprakların yetiştirdiği ve bu topraklara borcu olan insanlar olarak görürüz kendimizi. Çünkü topraklarımız malum iş istihdam noktasında çok ciddi sorunlar yaşayan ve gurbetçilik artık burada herkesin kaderi olan yerdir. Biz de 70'li yılların sonunda şehrimizden çıkarken birçok imkansızlığı yaşamış olarak çıktık. Sonra Allah nasip etti. Bu imkansızlıkları bir ürüne çeviren bir çalışma içerisinde olduk. Gerek eğitimde, gerek ticarette, gerek siyaset hayatımızda. Bütün bu müktesebatımızı geriye dönüp şehrimize, insanımıza bir vefa borcu olarak ödeme hissettik. Ben öyle diyorum, bazen Almancılara benzetiyorum kendimi. Yani adam 60'lı yıllarda Almanya'ya giderken birçok memleketinde birçok ekonomik sıkıntıların, yoklukların içerisinden gidip uzun yıllar sonra Almanya'da hem ekonomisini işte düzeltmiş, biraz da hadi bir memlekete gideyim de şu insanlara, dostlarıma elimdeki imkanlarımı sunayım diye dönüyor. Ama giderken babası diyelim 50 yaşındaydı, 40 yaşındaydı, şimdi gelmiş 80'e, 70'e, beli bükülmüş. Her istediğini yiyemiyor. Böyle o gözünün içine bakar ya babasının, bir şey istese de geçmiş 30 yılın adeta acısını çıkarsam diye. Çünkü hasretle yaşadı ve iddia ediyorum bu şehrin hasretini çekenler, bu şehrin külfetini çekenlerden daha çok yangın bu kente. Biz de bu şehirlerin, bu insanın hasretini çekerek büyüdüğümüz için acaba bunlara daha ne yapabiliriz heyecan içerisinde. İşte bu heyecan belediye başkanlığında ürün olarak, mütevaziliğinde bir sınırı var, ürün olarak kendisini gösterdi. Artvin'de yaşayan hemşehrilerim dünü de bugünü de gördüler. Dolayısıyla aynı işi şimdi Artvin'in tümüne yaygınlaştırabilir miyiz mücadelesini veriyoruz. Yani kendimi imkanlarına kavuşmuş ama bu insanlara daha ne kadar, daha nasıl bir hizmet ederim, hem dünyamı hem ahiretimi kazanırım duygularıyla biz de katkı koyalım dedik. Bu şehrimizle ilgili. Ama bir şey daha söyleyeyim. Şu anda Türkiye yeniden dünyaya dizayn verecek, dünyaya şekil verecek bir aktör olma yolunda mücadelesinin hemen hemen sonuna geldi. Bu mücadele de dönüm noktasıdır. Yani 14 Mayıs bizim bu altılı yedili ittifakta falan mücadelemiz değil. Onların ağababalarına yeter artık.
Herkes işine baksın. Burası bağımsız Türkiye diye mücadele edeceğimiz bir zaman. Sert geçecek. Biz de sporcuyuz. Bu sertliklere alışığız. Bu savaşta, bu mücadelede reisin arkasında bir nefer olmak için buradayız. Rüzgarına rüzgar katmak, daha güçlü. Hani dostlarımıza yardım edeceğiz diyorlardı ya. Onların o söyleyenleri yüzmek için adayız. Aday adayız. Ha olur olmaz. Hiç önemli değil. Ben olmam. Bir başka kardeşim olur. Ama biz bu heyecana heyecan katmak, bu mücadelede ben de varım demek, çorbada tuzumuz olsun demek için adayız. Evet. Şimdi başkanım şöyle bir şey var. Tabii şu anda izleyen arkadaşlarım bana benziyor. Mehmet Bey'e sorar mısın diye soruyor bir arkadaşımız. Bu yarışta bir aday gösterilecek mi diyor. Yani bir genel merkez onaylı mı geldi buraya yoksa diyor seçmenlerin yine delegelerin yarışına mı girecekler diyor. Kardeşim burası AK Parti. Öyle genel merkezden talimat alarak kimse gelmez. Reis dedi ki Odur Meydan bir peşrev çekin görelim dedi herkese. Biz de çıktık peşrevimizi çekiyoruz. Ha efendim aday olmak için mi geldi? Valla sporculuk hayatımızda hep şampiyonluk için çıktık ama bazen ilk turda yenildik bazen şampiyon olduk. Evet aday olmanın iddiasıyla geldik. Aday olacağımızda eminim ama bunu söylerken de bir sürü AK Parti'nin aday aday arkadaşlarımıza haksızlık yapmak istemem. Herkes en az bizim kadar iddialıdır. Ona delege karar verecek, halk temayüller yapılacak, anketler yapılıyor. Sonra genel merkezin önüne gideceğiz. Beş kademelidir biliyorsunuz AK Parti'nin milletvekili adayı belirleme usulü. Onların önünden geçe geçe gideceğiz reisin önüne. Reis bakacak diyecek ki tamam. Bu bir tane daha fazla oy getirir. Hay hay deyip karar verecek. Ben bunların bütün kararlarına hazırım. Ben süreçle ilgileniyorum. Sonuç beni ilgilendirmiyor. Nasıl derler söyle. Sayın Genel Müdürüm, ben sizi fazla bekletmeyeceğim çünkü bir köye geçiyorsunuz. Şu anda aracınızı durdunuz. Evet, biz çalışıyoruz. Aracı. Delege avında falan değiliz. Biz davamıza bir oy getirmenin mücadelesini veriyoruz. Evet. Olsak da olmasak da bu heyecanımızla devam ediyoruz. Şu anda aracınızı durdurdunuz. Bize canlı yayına Evet. araçtan Biraz belki bağlı. biraz iyi gözükmüyordur dostlar kusura bakmasın. Bağlandınız. Ben şunu söylemek istiyorum. Efendim bir de Yusuf Eli bunu belki size sormak da istemezdim ama 2-3 günden beri Yusuf Eli'ndesiniz. Yusuf Eli de Ben gerçekten cuma günü öğleden sonra geldim. Yusuf elindeyim. Sarıgöl yakasındaki köylerin çoğunu bizzat ziyaret ettim. Akşam Bostancılar köyünde o köy yakın köylerden de bir sürü hemşerimin geldiği bir program vardı. O program işte ben siyasette başladığım yıldan beri adet edinmişimdir. Bostancılar köyünde bir döner ya da işte bir kurban kesilerek başlarım. Orada dostlarımız bir gece düzenlemişti. Dönerimizi yaptık, sohbetimizi yaptık. Sünnet, kendi sünnetimiz diyelim, adetimiz devam ediyor. Cuma gününden beri bugün işte bir son köy programı var. Sizin de köyünüz Tekkale'ye gidiyoruz. Ondan sonra da inşallah Artvin'e döneceğiz. Sayın Başkanım, ben işte Yusuf Eli ile ilgili derken siz Yusuf Eli'nin köylerini gezdiniz. Yusuf Eli'nde de yani bunu aslında demek istiyorum. Bunu belki şu süreçte size sormam yanlış mı olur, doğru mu olur bilemiyorum ama en azından bir fikrini de alalım. Yusuf Eli gerçekten önemli bir süreçten geçiyor. Tarihi bir süreç. Yani 7. kez yeri değişen bir ilçeden bahsediyoruz. Yapamaz olmaz denildi. İller boyu sürüncede kalan bir süreç vardı. Nihayet ilçe taşınır ve barajda su tutulmaya başladı. Hemşehrilerinizle konuştunuz, yeni ilçe yerinde gezdiniz, eski ilçe yerini dolaştınız. Bunlarla ilgili bir iki cümlenizi alıp ve sizin yolunuz açık olsun, Allah yardımcınız olsun diyeceğim Sayın Başkanım. Hüsret Bey, biliyorsunuz bizim hayatımız boyunca hiç kolay işimiz olmadı. Zora talibiz. Yusuf Elinde de ben şehir merkezindeyim. Bugün aşağıdaki taşınmayan, en çok sorun yaşayan hemşehrilerimizle beraberdik. Sıkıntıları var. Konuşmak istiyoruz, görüşmek istiyoruz, dinlenmek istiyoruz, çözüm istiyoruz diyorlar. Aynı şekilde yukarıki Yusuf Elinde de cuma günü işte cuma namazından sonra yeni kurulmuş
bir süreliğinde de özellikle sorunu olan arkadaşlarımız, teşkilatımızda da istişare ederek bunlarla görüşüyoruz. Bazen çok basit bir telefonla çözülecek bir sorun oluyor. Onu çözüyoruz. Zaten Artvin'de belediye başkanı olmamız sebebiyle de vaktinde bir iletişimimiz oldu. Teşkilatımızın önde gelen kişilerine, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, işte il genel başkanımıza konuyu iletip oradan da çözüyoruz. Ama hakikaten devlet birçok konuda bonkör davrandı. Birçok şey verdi ama burada şehir içerisinde ufak tefek insanların hepsini de memnun edemiyorsunuz. Bu da biraz normal. Ama bunların bile çözülemeyecek bir durum olmadığını düşünüyoruz. En azından insanlarımıza bu iş neden çözülemezse bunlar anlıyor. Mertçe, dürüstçe, tam bir Yusufeli gibi her şeyi oturuyoruz, konuşuyoruz. Şunu söyleyeyim. Bu insanların zafiyetinden önce para, sonra oy kazananlara söylüyorum. Kusura bakmayın. O iş öyle olmayacak. Allah'ın izniyle her şey tersine dönüyor. Biz de hemşehrilerimizle oturuyoruz, konuşuyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Onlar biliyorlar kimin nasıl bir şey yapıp nasıl bir şey yapamayacağını. Kimse felaketten medet ummasın. Herkes bu şehre hizmet etmek için elinden bir şey geliyorsa yapsın. Zaten hemşehrilerimiz anlıyor. Kimin laf ürettiğini, kimin hizmet ürettiğini hiçbir sorununun önünden kaçmayacağız. En problemli kardeşimizle en çok oturup konuşup çözmeye çalışacağız. Biz de 3-4 gündür bunu yapıyoruz Yusufeli'nde. Bir insanın neresi yaralıysa bütün bedeni oraya yönelir de biz de onu yaptık. Yusufeli biraz yaralı, biraz daha fazla yöneleceğiz. Ama ben şunu hemşerilerimin görüşmemden 3 günlük 4 günlük görüşmede gördüm ki Allah'ın izniyle Yusufeli bir kez daha Yusufeli'ni gösterecek. 2011'de yaklaşık 10 bin oy aldık biliyorsunuz. Şimdi iddia ediyorum çok daha güzel olacak. Evet. Sayın Başkanım, yolun açık olsun. Allah Allah yar razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. ve yardımcın olsun. İnşallah istediğin hedefe varırsın hep birlikte. Şimdiden Hayırlı olacaksa, bak ben onu diyorum. Hayırlı olacaksa, hemşerilerimizin duasını alabileceksem Rabbim bize nasip etsin. Yoksa yarın öpülesi yüz tükürülecek olacaksa onu ne ben isterim ne de siz isteyin. Sayın Başkanım, aynı zamanda Araç'taki arkadaşların hepsine selamımı söyleyin. Aleykümselam. Yolunuz açık olsun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol. Hemşerilerime selam söylüyorum. Hayırlı akşamlar olsun inşallah.